herhangi bir yerde olan herhangi bir şeyi görüntüleyip bilmem şunu yapıp bunu yapıp olayı kendi şeyinden çıkarıp mecrandan çıkarıp başka boyutlarda olayları tetiklemeye çalışanlar olursa bunun gereğini de yaparız. Dezenformasyonla ilgili bir şey varsa bunun gereğini de yapacağız. Yapmama şansımız yok. Dolayısıyla ben bunları şiddetle kınıyorum. Bu tür tavırlar diyorlar diye güzel hareketler diye. Güzel kelimesini. Çok çirkin yaklaşımlar. Ümit ediyorum ki bugün itibariyle bunlar son bulur. Siyaset yapma zamanı değil, birlik, beraberlik olma zamanı, dayanışma içerisinde olma zamanı. Dolayısıyla biz buna açığız, yüreğimizle, her türlü imkanlarımızla ve her türlü tavrımızla buna açığız. Ama bize gelip de farklı tutum içerisinde bulunanları da karşılıksız bırakmayız. Ben buradan bunu yüce milletimizle de paylaşmak istiyorum. Ben tekrar hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Buyurun. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Depremin ilk anından bu yana yüzlerce vatandaş, enkaz altında kalan vatandaşlar dahil olmak üzere sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapanlar bile oldu. Ancak bugün yaklaşık birkaç saattir özellikle Twitter'a erişimde sorun yaşanıyor. Herhangi bir bant karartma kararı alındı mı? Bu yana bir karar oldu. Biz şu anda burada afeti yönetiyoruz tabii. Onunla ilgili zaten ilgili kurumlarımız var. Onu o kurumlarımızla birlikte değerlendirebilirsiniz. Yani benim öğrendiğim sorunları vardı. Onu kendileri o açıklamaları yapacaklardır. Yani benim buradan artık o konulara de konsantrasyonumuzu başka alanlara dönüştürmüş oluruz. Evet. Yani afetle ilgili konular olursa memnun olurum. Teknik haberler vereceğim. Hocam dünden bu yana gece de aslında enkaz çalışmaları devam ediyor, enkaz kaldırma çalışmaları. Orada bazı ışık kaynağı sıkıntısı olduğu ile ilgili haberler geliyor. Karanlık olduğu için arama kurtarma çalışmalarına devam edilemiyor deniyor. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşanıyor mu? Yaşanıyorsa nasıl bir önlem alınması planlı? Şu anda bizim sahada yaşadığımız, ilk günden beri de paylaştığımız konular vardı tabii. Elektrikle ilgili yaşadığımız sorunlar vardı hatırlarsanız. Onu da gene ifade etmiştim. 30'un üzerindeki trafo merkezindeki ağır hasardan kaynaklı. Bunlar hemen hemen tamamen çözülmüş durumda. Ve bugün itibariyle de tamamını, tüm afet bölgelerine kontrollü şekilde yine, onu özellikle ifade ediyorum. Kontrollü şekilde enerjiyi verebilecek konumdayız ve veriyoruz. Şuraya enerji vermeyin, elektrik vermeyin denildiği yerlere vermiyoruz. O tür durumlar zaten özellikle sokak ışıklandırmasına önem verdik. Arkadaşlara da talimatımız buydu. Özellikle büyük risk yoksa sokak ışıklandırmalarını yapalım ki arama kurtarma çalışmalarına da destek olsun. Diğer tarafta da sahaya ciddi anlamda da jeneratör desteği de vermiş durumdayız. Yani orada sorun yaşamayacağız. Yani olan yerler varsa da bilgimiz olursa orada gerekli müdahaleyi yaparız. Efendim, sayılarını ya da yaralı sayılarını anlayan açıklıyorsunuz ama şimdi bölgede umutlu bekleyiş devam ediyor. Mucizelere tanıklık ediyoruz. Yani bu durumda şu an enkazdan çıkarılan vatandaşların sayısı konusunda son bilgiyi paylaşabilir misiniz? Enkazdan çıkarılanlarla alakalı paylaştığımız bilgi bizim buradaki onu çok dikkatli paylaştık aslında. Birebir buradan yakın takipteki olduğumuz şeylerde ama ilk andaki özellikle Sağlık Bakanlığı, güvenlik birimlerimiz ve ilk etapta girenler de olduğunda daha böyle hafif şekilde kurtarılanlar da dahil. Şimdi onu bir bütün olarak çalışıyoruz. Şimdi onu çalıştığımızda bizim önceden açıkladığımız spesifik sonradan giren rakamın çok üzerinde bir rakam. Dolayısıyla onu netleştirip size olmazsa yarın sabah o şeyi açıklayabiliriz. Çok daha büyük aslında enkazdan kurtarılanlar.
Yani tahmin ediyorum şu andaki çalışmalarımız çerçevesinde netleştirip sunacağım ama tahmin ediyorum an itibariyle 20 binin altında asla değil, üzerinde ne kadar çıkar bilmiyorum. Netleştirince sizinle paylaşacağım. Dolayısıyla veriye dayalı orada hareket etmek istiyoruz. Efendim, bir soru daha. Daha önceki afetlerde biz paylaşılanlarda genellikle defat ve yaralıların yanı sıra ağır yaralıların sayısını da duyardık sizlerden. Bu deprem özelinde neden ağır yaralılar paylaşılmıyor? Paylaşabilir misiniz? Yani onları paylaşırız. Yani hiçbir bilgiyi biz kamuoyundan gizlemeyiz. Tabii ki paylaşırız ama şu anda dediğim gibi bölge çok geniş olduğu için bu kadar detayla boğmak istemedik. Ne afetzedelerimizi ne de kamuoyunu. Eğer bu ihtiyaçsa bunu da açıklamaya başlayabiliriz. Şu anda o bilgileri yanıma almadım açıklamadığım için ama bunu açıklayabiliriz. Zaten hepsi hastanelerimizde olduğu için hepsi kayıt altında ve bu detay boyutunda sadece ağır olduğu da değil, nasıl ağır olduğuna kadar tüm detay bilgiler mevcut, kayıtlı paylaşabiliriz. Güven Erdoğan Bey'in, vatandaşlar yakınlarına ulaşmak istiyorlar, bir şekilde isimlerini merak ediyorlar, bizim aracılığımızla ulaşmak istiyorlar. Bize de böyle talepler geliyor. Bunları bulabilecekleri AFAD'ın bir sitesi, Sağlık Bakanlığı'nın sitesi, vefat eden ya da hasta olanlar ya da hastanede olanlara dair böyle bir bilgi paylaşabileceğimiz de bir sorun bu olacak. İkincisi de evet, netleştirmek adına şehirlerde şehir dışına çıkmak isteyenlerin devletin imkanlarıyla taşınacağını söylediniz. Bu noktada belirli bölgeler var mı? Valilik önerisi. Burada kısa mesajla ulaşacaklarını düşünüyorum vatandaşları. Ankara ve diğer şehirlere gelme noktasında. Bu noktada spesifik bilgiler var mıdır? Bu noktada ikinci sorudan başlayayım isterseniz. Onu açıkladım. Spesifik bilgiler var. Hemen o şey yanınızdaysa açıklayabilirim. Ben onu yanıma almadım zannediyorum. Bu iki şey yapıyoruz orada. Burada açıkladığımızı söylediğimiz şey şu. Bu 10 bölgede yerler belirledik. Adresler belirledik. Örnek olarak ifade ediyorum. Kahramanmaraş. Kahramanmaraş Fuar Merkezi bunlardan birisi. İstasyon Mahallesi adresi 78008 Sokak No 2 Dulkadıroğlu. Yani bu detayda her ilimiz için belirlenen alan, yer, adresler var. Bunları ilan ettik dediğimiz şey bu. Buralar aslında bizim tahliye için toplanma merkezlerimiz. Ve diğer tarafta da ayrı bir koordinasyon birimi oluşur. Çünkü birden fazla birimin ilgilendirdiği için sıkıntı olmasın diye hepsini de yine tek bir koordinasyonda bir bakanlığımızın bir biriminin üzerinde yoğunlaştırdık. Ona da burada da aslında birazdan da detaylı bir briefing alacağız yine son durumla alakalı. Orada gittiği zaman bu merkezlerde müracaat edebileceği alanlar oluşturuyoruz. O alanlara gidip kendi ismini verip nereye gideceğini, kendi imkanıyla gideceğini söylerse nereye gideceğini söylüyoruz. Veya ben çıkıyorum zaten gideceğim yer var ama kendi imkanlarımla gidemiyorum derse yakınımın, ailemin yanında kalacağım. Beni gönderin dışarı, biz bunu da yaparız. Bunu da yapıyoruz. Burada onu yapacağız. Artı hayır, barınma merkezlerinde, geçici barınma merkezlerinde kalmak istiyorum dediği zaman da onları yine buradan hangi barınma merkezi varsa oranın kapısına kadar götüreceğiz. Şeyimiz bu, sistemimiz bu. Diğer tarafta da gittiği ilde de orada da bu defa ilgili ilin valileri oradan doğrudan sorumlu ve ilgili kurumlarımız, birimlerimiz doğrudan sorumlu ve onlar da talimatlandırılmış durumda. Orada da direkt barınma merkezlerine yerleştirilecek. Yani müracaat ettiklerinde neresi olduğunu orada biliyoruz. Bizde tüm adreslerimiz var ama hepsini buradan ilan etmek istemedik. Geldiklerinde, müracaat ettiklerinde direkt adresi belirleyeceğiz. Şimdi ikinci konu bu yaralı vefat isimleri. Vefat isimlerinde özellikle son derece hassas davranıyoruz. Bu açıkladığımız veriler tamamen teyit edilmiş ve adli olarak da
Adli süreçten de tamamlanmış, süreçler tamamlanmış ve kim